Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 17. haftası 4. videosundayız. Bu videoda ne anlatacağız? Çemberde iç açı ve dış açı kurallarını anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde iç açı ve dış açı. Arkadaşlar iki kirişin kesişmesiyle çemberin iç bölgesinde oluşan açıya iç açı denir. Ve bu iç açıda gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşittir. E, hocam kural bu bilmek zorunda mıyız? Ya genelde hemen gösterince mesela burası A burası B ise x açısı direkt neye eşitmiş arkadaşlar? a artı b bölü 2 eşitmiş. Genelde akılda kalıyor. Bütün öğrenciler de hemen hemen biliyor. Ama ben ne dedim? Bizim için önemli olan açılar hangileriydi? Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Bizim en önemli açılarımız bunlar. Bunların tanımlarını da e, bundan önceki 3 videoda da zaten öğrendik bir öğrendik. Evet bunları bilin. Bir de üçgen bilgisini kullanmayı bilin. Siz bu formülü olsanız da kendiniz çıkartırsınız. Mesela sen bu yayı gördün. Ya hocam bu yay işte ne gelir toplamı Toplam 360. Buradan bir şey yapamıyoruz falan. E ben açı ve gördüğüm yay merkez yoksa e çevre açı falan gelir aklıma. Hemen şöyle bir çevre açı oluşturayım hocam dersin mesela. A, A açısını kullanabiliyorum şurada. A ise burası nedir? A bölü 2'dir. E hocam burada da B. B'yi gören burada da bir çevre açı var. Burası da B bölü 2'dir. Sonra şu üçgene bakacak olursak bu üçgende ne var arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani A bölü 2 ile B bölü 2'nin toplamı X değil midir? X A bölü 2 artı B bölü 2 olduğundan gerçekten de A artı B bölü 2 çıktı mı çıktı. Yani belki kurala bağımlı kalmadan kendiniz zaten bu sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı bil. Bir de üçgen bilgilerini bil. Ya o özel durumlar falan filan biraz hikaye gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama genelde ben böyle konuşuyorum ama bu böyle konuşurken bile aklınıza kaldı gibi geliyor. Siz bilirsiniz. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama çevre açı üçgenle yapılabiliyorsa soru illa bu kuralları uygulamak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Çevre açıdan ve üçgen bilgilerinden yapılabiliyorsa oradan yapın. Bazen buradaki işlemler sonucu daha da böyle e, işlem kalabalığına itiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geldik dış açıya. İki kesenin kesişmesiyle çemberin dış bölgesinde olan açıya dış açı denir. Dış açıda da arkadaşlar gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Yani burası A burası B ise eğer bu niye eşitmiş? A eksi B bölü 2'ye eşitmiş. Niye? Şimdi burada da bir yay var ya hemen böyle hocam bir çevre açı falan filan yapalım dersiniz mesela. E hocam burası A ise burası ne yaptı? A bölü 2 yaptı. Hocam burası B ise burada da bir çevre açı var. Burası da nedir? B bölü 2'dir. E sonra şuradaki üçgene bakacak olursanız eğer ne var burada? İki iç açının toplam bir dış açı. Yani X artı B bölü 2 eşittir. A bölü 2 olduğundan X de buradan ne oldu? A bölü 2 eksi B bölü 2. Yani A eksi B bölü 2 oldu. Yine bakın üçgen bilgisiyle çıktı. Gördüğünüz üzere. Tamam mı gençler? Olay bu. Şimdi bu olayları kullanacak şekilde böyle bir bazı sonuçlar var. Bakalım bu sonuç neymiş? Bu sonuçta arkadaşlar şuradaki açıyla buradaki yayın toplamı 180 derece diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şöyle bakacak olursak arkadaşım şuraya bir alfa diyelim buraya da x diyelim. Adam bize ne demiş? Alfa ile x'in toplamı 180 ya da burası 180 eksi alfa demiş. Ne yapalım burada? Hocam buraya x yayı dediysek bunun tamamı 360 derece değil mi? Evet. Bunun tamamı 360 derece ise eğer buraya 360 eksi x kaldı. E alfa neye eşit oldu? 360 eksi x eksi -x, x bölü 2'ye mi eşit oldu? Dış açıdan dolayı. Farklarının yarısı. E buradan da 360 eksi 2 x bölü 2'den 180 eksi x mi oldu? Evet. E buradan alfa 180 eksi x'e eşit oldu. E gerçekten de açıyla yayın toplamı ne oldu arkadaşlar? direkt 180 oldu. Yani sen direkt buraya alfa dersen buraya 180 eksi alfa diyebilirsin. Birinci ispat yöntemi bu. İkinci ispat yöntemini de şurada göstereyim isterseniz. Birkaç farklı yolla göstereceğim arkadaşlar. İkinci ispat yöntemi de şu olsun. Arkadaşlar burada teğetlik var. E, ben şurada şunu şöyle çizecek olursam. Aa hocam burada bir şey çıktı. Ne çıktı? Teğet kiriş açı çıktı. Burası alfaysa gördüğü ya 2 alfa. Burası 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Bak buradaki sonuçtan çok güzel bir şey çıkartıyoruz. Yani şuradaki sonuçtan güzel birkaç tane bilgi çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bunu yazdım zaten. Bakın ne çıktı burada. A hocam alfa alfa ise burası 180 2 alfa oldu. A gerçekten de bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece oldu. İkinci ispat yöntemi. ispat yöntemlerini biz sorularda kullanıyoruz. Önemli. Ve hatta burada güzel bir şey daha çıkarttık. Hocam çemberin dışında bir nokta aldığımızda teğet ve teğet çizdiğimizde bu teğet doğruları ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş oldu. Yani ben buradan şunu da çıkartmış oldum. Bu sonuçtan dolayı. Bu çember şöyle teğet böyle teğet olduğunda bu teğetler birbirine eşit. Özellikle çemberde uzunlukta biz bunu kullanacağız arkadaşlar. İkinci ispat yöntemi bu. Üçüncü ispat yöntemi bir tane daha bir ispat yöntemi göstereyim arkadaşlar size. Bakın bu da önemli bence. Şimdi arkadaşlar çemberin merkezi şurası olsun. Çemberin merkezi burası iken çemberin merkezinden geçen bir doğru çizecek olursak eğer bu doğru açı ortay doğrusudur. Niye? Öncelikle onu ispatlayalım. Hocam merkez var teğet var. Çektik. Merkez var teğet var. Çektik. A yarı çap yarı çap eşit. Kollara çizilen dikmeler nerede eşitti? Açı ortayda. O zaman bu açı ortay olacak. Ben buraya alfa dersem burası da alfadır. E, burası alfa 90'sa ise burası 90 eksi alfa yaptı. Burası da alfa 90'sa burası da 90 eksi alfa yaptı. E merkez açımı çıktı burada. Tam çemberin merkezini burası demiştik. 90 eksi alfa ise gördüğü yay 90 eksi alfa. Aynı şekilde burası da 90 eksi alfa yaptı. Bakın burası 2 alfa iken burası 180 eksi 2 alfa oldu. Gerçekten açıyla yayın toplamı ne oldu? 180 oldu. Bakın 3 farklı ispat yöntemi gösterdim. Üçünü de soru tiplemelerinde kullanıyoruz. Dikkat edin. Hatta ben burada bu sonuçtan <laughs> biraz önce şunu çıkartmıştım. T, T doğruları birbirine eşit oluyordu. İkinci sonucum da şu. Arkadaşlar bu şekilde T ve teğetin kestiği yerden şuradan Merkezden geçen bir doğru çizdiğim zaman bu ne olmak zorundaymış arkadaşlar? Açı ortay doğrusu olmak zorundaymış. Buradan da yine güzel bir şey yakalamış bulunduk arkadaşlar. Yani bir sonuçtan iki tane birden sonuç çıkartmış olduk arkadaşlar. Tamam. Üç tane ispatla birlikte güzel bir şey oldu. Aslında burada bir soru çözüyoruz arkadaşlar. Bak konu anlatırken ispatlarını yapıyoruz. Bir soru çözüm yöntemidir aslında bunlar. Tamam. Dikkat edin. Evet. İkinci sonucum da şu. Ne demiş? Bu sefer böyle merkezden geçen bir doğru çizdiğinde teğet doğrusu da çizdiğinde buradaki açıyla buradaki yayın toplamı 90 demiş. Bu zaten burada işimiz zaten kolay. Niye? Bağıra bağıra halledersin bunu. Merkez var, teğet var. Çek, dik yapsan. Hocam 90 derece. Sen buraya alfa dersen zaten burası 90x alfa oluyor. E gördüğü yerde merkez açıdan dolayı 90x alfa oldu. Açıyla yayın toplamı gerçekten 90 oldu mu? Oldu. Yani sen bunu ezberleme. Bunu şey yapma. Bunu zaten kendin çıkartırsın. Ben öylesine yazdım. Antrenman olsun diye yazdım. Tutup da her şeyi bilmeye çalışırsak. Oho. Sıkıntı değil mi gençler? Evet neyse olayı hallettik. Hadi bakalım şimdi sorulara. Şimdi o hocam bu ne böyle bir sürü kalabalık bir şekil var burada deyip e, işlemden korkma. Neye yoğunlaşacağız? Hocam bak açı var burada. Açı ve gördüğü yay beni içerideki açılar ilgilendirmiyor. Açı ve gördüğü yay hocam 30'sa gördüğü yay 60. Hocam 40 var çevre açıdan dolayı 80. Burası da 40 ise 80. Başka hocam burada merkez açı falan filan yok. Alfa isteniyor benden şuradaki açı. Yani bu açı merkez açı çevre açı falan filan değilse üçgen bilgilerinden çıkar demiştik size. Ama üçgen bilgisinden çıkabilecek şekilde bir üçgen falan da yok maalesef. E, tabii ki şey de yapabilirsiniz. Hani üçgen bilgisiyle de sonuca ulaşacak şekilde bir hamle yapabilirsiniz de. Bu karışıklıkta onu fark etmeniz biraz zor olur. Mesela hocam 80'e ait şuradan şöyle bir açı çizsem. Şuradan bakın. 80 ise direkt burası 40 dersiniz. 60 ise burası 30 dersiniz. 30, 40, 70 burası 110 diyebilirsiniz. Mesela ya. Yani. Birinci çözüm yöntemi bu. Ya da hocam bu yaylar var ve içeride saçma sapan bir açı varsa. Bu açı. Hop bu yayların toplamının yarısı değil mi? Evet. Hocam toplamını ben şuradan bulabilirim. Şu ikisinin toplamı 140 ise 360'a tamamlar. Burası 220 kaldı. 220 bölü 2'den 110 diyebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi de valla buradaki yayları göremiyorsak biz bu alfayı alfayı bulamayız ama bakın şuradaki betayı bulabiliriz. Beta niye eşit arkadaşlar? 80 ve 60 yayları var ya burada. Beta 80 ve 60'ı görüyor. 80 artı 60 bölü 2. 140 bölü 2'den 70'i görüyor. E o zaman burası 70 yaptı arkadaşlar. Beta 70 ise 70 ile alfanın toplamı da 180 olacağından alfada kaç çıkar arkadaşlar? Böylelikle 110 derece çıkar gençler. Örnek 29 110 çıktı. Geldik örnek 30'a. Şimdi gençler bakın. İlla bir şeylere bağımlı kalmayalım. Hocam burada iç açı var. Ben burada iç açıyı kullanırım. ED yayı isteniyor bu arada bizden. X yayı isteniyor. E buraya X diyorsunuz. Hocam burada bir iç açı var. Burada da bir dış açı var. Buraya Y diyelim. Bir. Birinci yol diyelim buraya. Bunu siz yaparsınız arkadaşlar. Birinci yol. X artı Y bölü 2 eşittir. 100 mü? Evet. E buradan x artı y'yi kaç buluruz arkadaşlar? x artı y'yi 200 buluruz. Sonra hocam 40 derecede dış açı y eksi x bölü 2. y eksi x bölü 2 de neye eşit arkadaşlar? 40'a eşit. Buradan da y eksi x neye eşit oldu? 80'e eşit oldu. İki bilinmeyen iki denklem taraf tarafa topla çıkar. Hatta taraf tarafa topladığın zaman x'ler gitti. E, 2x hatta bizden x isteniyor ya. Direkt x'i bulalım. Taraf tarafa çıkarttığımız zaman eksi y ile y götürdü. Eksi x ile eksi x'in çarpımı e, artı x yaptı. Burası 2x yaptı. Burası da 120 yaptı. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 60 buluruz. E Ben ikinci yoldan yapmak istiyorum. İkinci yol nedir? Bunu bu şekilde yapabilirsiniz İç açı ve dış açıdan. Kardeşim bak senden x açısı şuradaki yay isteniyor. Aa hocam bu yayı gören buradaki açı var. Şuraya bir A diyelim. E, hocam A ise gördüğü yay nedir? 2A'dır. 2A ise bak burada da bir çevre açı var. Burası da A değil mi? Evet. E 40'ı kullan 100'ü kullan. Aa burada ne var? Şöyle bir boynuz yok mu arkadaşlar? Boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne derseniz deyin fark etmez. Ya da şal var. Şu üçünün toplamı buna eşit olmayacak mı? 2A artı 40. Şu ikinci yolu buraya yazmıştık. 2A artı 40 eşittir 180'den. 2A 140'tan A'yı 40 buluruz. Kaç buluruz arkadaşlar? 70 buluruz. İşlem hatası yaptım bir yerde. Bir daha bakalım şuna. A ise 2A 2A ise A. 2A artı 40 eşittir 100'den. 100 olacak burası. Ee, buradan 2A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. Zaten X de neye eşit arkadaşlar? Direkt 2A'ya eşit. O da 60 yaptı. Yani cevap birinci yoldan da, ikinci yoldan da ne çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Tamam mı gençler? Ya illa şeye bağımlı kalmayın. Hani üçgensel bilgilerden falan yapılabiliyorsa iç açı ya da dış açı yapmak zorunda değilsiniz. Geldik bir sonraki soruya. 31. soruya. Hocam 80 var. 80 ise gördüğü yay nedir? Hocam 80 ise gördüğü yay 160. E şu teğetleri kullanacağım. A teğet teğet. Arkadaşlar şu teğetlerden dolayı şu teğetlerden dolayı kırmızı teğetlerden dolayı buradaki açıyla buradaki yayın toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 derecede. E 160'ın 180 e tamamlayanı kaçtır? 20'dir. E sonra alfa isteniyor bizden. Hocam burayı 20 bulduysak şurada kaç kaç yapar? Bu açıyla bu yayın toplamı da 180 yapacak. E o zaman burası 160 yapacak. Çünkü bu açıyla teğet bu çemberde teğet ya bu teğetteki buradaki açıyla bu yayın toplamı 180'di. 160 yaptı burası. Tamamı 360 bunun. O zaman buraya yine kaldı. 200 kaldı. E 2 alfa eşittir. 200'e eşit olursa alfa da buradan kaç yapar? Çevre açıdan dolayı 100 yapar arkadaşlar. Tamam. Örnek 31'i böylelikle 100 bulduk. Geldik. Örnek 32. E ne var burada? Hocam teğet 50 ise direkt buraya diyebiliriz. Buraya 130 diyebiliriz. 60 ise direkt 120 diyebiliriz. Alfa ise burası nedir? 2 alfa. Ya da üçgen üçgenin elemanları değil mi arkadaşlar bu? 50, 60, 110. Buraya ne kaldı o zaman? 70 derece kaldı. Aa alfadan dolayı ben bu yayı bulursam olay bitti. Biraz önceki gibi 50 ise hocam burası bilmem ne 130. 60 ise 120 deyip 360'a tamamlayıp da bu yayı bulabiliriz. Ama üçgenden daha kolay oldu. 50-60 ise Toplamı 110. Buraya 70 kadar 70 derece kaldı. E şimdi 70 ile teğet teğet olduğundan dolayı 70 ile bu ay yayın toplamı 180 olacağından direkt burası 110 derece yaptı. E alfa 2 alfa olmalı burası. 2 alfa eşittir 110 olduğundan alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 55 derece olarak buluruz. Evet örnek 32'nin cevabında böylelikle 55 bulduk. Ve geldik 33. soruya. Evet bir katlama var arkadaşlar burada. Katlamada ne yapıyoruz? Öncelikle eski haline şöyle bir geri getiriyoruz. Daha önce buna benzer bir soruda yazmıştık. Hatta ne, ne konuşmuştuk orada? Bu soruyu yazdıktan sonra e, yabancı bir kaynakta da gördüğümü söylemiştim. Ve çok hoşuma gitmişti. Türkiye'de yoktu. Türkiye'de ilk ben getirdim bu arada. E, zaten arkadaşlar herhangi bir kaynaktan soru alıp da buraya koymuyorum. Genelde benim sorular başka kaynaklara gidiyor. E, başka kaynaklarda resimlenmiyoruz tabii ki kesinlikle. Ama ama ÖSYM'den esinleniyoruz. Çünkü ÖSYM yolunda gitmek zorundayız. Neyse çok fazla abartmayalım konuşmayalım. Devam edelim bakalım. DT bölü TA'yı 1 bölü 2 demiş. Hocam burası A iken burası ne demiş? 2A demiş. Bu arada sen bunu böyle katladın. Üst üste gelen yaylar birbirine eşit ya. Burası 3A iken burası 3A mı oldu? Evet. Sonra CT bölü TB'de 1 bölü 2 demiş. Şurası B iken burası ne olacakmış? 2B olacakmış. Burası 3B iken burası da 3B oldu mu? Oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu böyle katladım. Katlamanın esprisi ne? Onu düşünmek lazım. Sen buradaki kesmeyi şu yayı böyle çembere tamamlarsan bu çember oluyor. Bu yayı da çembere tamamlarsan bu çember mi oluyor arkadaşlar? Evet. E o zaman bak burada için esprisi o. Sen bunu böyle katladın. Burası geldi. Sen bunu böyle bir çembere tamamlarsan bir çember yaptı ya. Bu çemberle aynı çember midir? Evet. Aynı şekilde sen bunu katladın. Çembere tamamlasan B2 eşliğini kullanacağız. B2 kullanmayacağız. Hocam bu çemberle de bu çember eştir. Aa ne oldu? Böyle bir katlamalar olduğu zaman böyle onların çembere tamamlanmışı ilk baştaki çemberle eş çember olmuş oluyor. Bazen karşınıza çıkabilir. Bak bu soruyu burada gördünüz. Hani bu mantığı burada yakaladınız. İlerleyen zamanlarda bu sizi işte bu mantıklar hızlandırır. Neyse şimdi mavi çemberlere yoğunlaşalım. Mavi çemberler birbirine T noktasında teğet oldu. İki çember birbirine teğet olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak teğet. Hemen çizelim ortak teğeti. Hop ortak teğeti çizdik. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç neydi arkadaşlar? Teğet kiriş açı. Hocam teğet kiriş açı. Buradaki yay da var. Şu açıyı mı oluştursam? Bu açıyı oluştursam A bölü 2 ile uğraşacağım. Hiç bununla uğraşmayayım isterseniz. Hop şunu şöyle çizersem bak. 2A'ya ait yay. Hocam 2A ise burası ne oldu? A oldu. Sonra Hocam burada da teğet kiriş açı 2B'ye ait yapsak süper olmaz mı? Teğet kiriş açı 2B'yi görüyorsa burası da B mi oldu? Evet. Aa hocam bak buradaki mavi çemberde A çevre açı A, A bölü 2'den kurtulamıyor maalesef. A bölü 2 oldu. Hocam B de burada bir çevre açı. Şuradaki mavi çemberde B ise burası da B bölü 2 mi oldu? Evet. E ee, şimdi ne yapacağız burada? Bizden ne isteniyor? AB yayı isteniyor. Hocam AB yayı şuradaki yay x. Ya bu 40. 40'ı görüyoruz. Şurası x burası y diyecek olursak eğer. 40 neye eşittir arkadaşlar? x eksi y bölü 2 eşittir. Hatta buradan x eksi y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 80 buluruz. Tamam eyvallah. x eksi y'yi 80 bulduk. Başka bir şey daha bulmalıyız biz. Ne bulmalıyız? Hocam bak 3a artı 3b'yi bulursak olay bitti. Çünkü x artı y de bulunur. Tamam 360 derece değil mi bunun? Evet. E o zaman ona yönelik bir hamle yapalım. Var mı bir şeyler arkadaşlar? Var tabii ki. 40'ı da kullanacak şekilde. Şurada bir boynuz var mı? Üçgensel bir bilgi var arkadaşlar burada. Şurada 40'ı da kullanacak şekilde bir boynuz var arkadaşlar. Ne var boynuzda? A bölü 2 artı 40 artı B bölü 2. A bölü 2 artı B bölü 2 artı 40 eşittir. A artı B mi oldu? Evet. Ee, A'dan A bölü 2 çıksa A bölü 2. B'den de B bölü 2 çıksa B bölü 2. Yani 40 eşittir. A bölü 2 eksi B bölü 2 oldu. 2 ile genişletince 80 eşittir A eksi B oldu. Hmm elimizde iki tane şey oldu. Bak bu pardon artı olacak şurası. Dikkat dikkat şurası artı. Ee, bu a bölü 2 artı b bölü 2 oldu. E, a bölü 2 artı b bölü 2 de neye eşit oldu arkadaşlar? 80'e eşit oldu. Değil mi? Çünkü a bölü 2 artı b bölü 2 artı 40 buna eşit olduğundan dolayı. O zaman a artı b 80 çıktıysa 3a artı 3b lazım bana. 3a artı 3b Tamam A artı B'yi 80 bulduk. Dur. A artı B'yi 80 bulduysak bak 3A, 3B, X ve Y'nin toplamı nedir? 3A artı 3B artı X artı Y kaçtır arkadaşlar? O da 360'tır. E 3A artı 3B kaç yapar? A artı B 80 ise 3 kere 8 24. O zaman 360'tan 240 çıkınca X artı Y de kaç çıkıyor arkadaşlar? 120 çıkıyor. Bak yukarıda ne bulmuştuk? X eksi Y'yi 80 bulmuştuk. Burada da x artı y 120 mi? Evet x artı y 120. Ve x eksi y'yi de 80 bulduysak eğer. Buradan da ne geliyor? Hop taraf tarafa toplarsak 2x eşittir 200'den. X'i de buradan kaç buluruz? 100 diye buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? AB yayı isteniyor. AB yayı da X'ti. O da 100 çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle soruya bakacak olursak soru sanki biraz bir tık zormuş gibi geliyor ama yani böyle bir katlamayla da ilgili şöyle ilginç bir soru sormak istedim. Çemberde açıda e, tabi bu dairede bir katlama olur arkadaşlar. İçi dolu olan şekilde. Çember içi boş katlama yapılamaz tabii ki. Hoş bir soru. Değişik bir soru. Aslında verilen bütün bilgiyi kullandık. Sadece burada ince nokta neydi? A artı B'yi bulmaktı. A artı B'yi bulurken de ne yaptık arkadaşlar? Şuradaki boynuza bakaraktan işlem yaptık. 40 kullandık. A bölü 2 B bölü 2 kullandık. Yani sıkıştığınız zaman üçgene de böyle yoğunlaşacağınızı farkına varın diye aslında bu soruyu yazdım arkadaşlar. Tamam dikkat edin. Evet örnek 32 böylelikle ne bulduk? 100 bulduk ve geldik kirişler dörtgenine diyeceğiz ama isterseniz bu kirişler dörtgenini ve çember çizilerek yapılan sorular kısmını da bir sonraki videoya aktaralım mı? Aktaralım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ben hep böyle kapabınış yapıyordum ya. büyüteyim kendimi şöyle bir ya. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.